4. sınıf matematik dersi çevreyle ilgili problemleri birlikte çözmeye çalışalım. Yanda üst yüzeyi gösterilen sehpanın ortasına bir cam takılacaktır. Camın kenarlarının, bütün kenarların yalnız, sehpanın kenarlarına uzaklığı 8'er santimetre olacağına göre camın çerçevesi kaç santimetre olmalıdır diyor bize. Şimdi baktığımız zaman burada bir camın dikdörtgen şeklinde olduğunu görüyoruz. Biraz daha büyütmeye çalışalım sevgili öğrenciler. Buradaki dikdörtgenin çevresini bulmak için uzun ve kısa kenarlarını bilmem gerekiyor bizim. Şimdi diyor ki camın bütün kenarlarının sehpaya olan uzaklığı 8 santimetre. Yani şunu diyor bize, burası 8 santimetre. Burası da yine 8 santimetre. Öncelikle kısa kenarını bulmaya çalışalım. Bakın sehpanın kısa kenarından yararlanarak bunu bulabiliriz. Mavi yer burada sehpanın kısa kenarı. O da 40 santimetreye denk düşüyor. Eşittir değil mi? Şimdi baktığımız zaman bakın. Yukarıdaki şu parçayı çıkartırsak 8 santimetrelik parçayı çıkartırsak buradaki 8 santimetrelik parçayı da çıkartırsak geriye bize şurası kalır. Burası da 40 santimden 2 tane 8 santimetrelik kalan parçaya eşit olmaz mı? Yapalım hemen bunu. 8 çarpı 2'den ne olur? 16 olur. Biz de hemen burada 40 santimetreden 16 santimetreyi çıkartıyoruz ve geriye kalan parça 24 santim olarak bulduk. Geriye kalan parça şurası. Yani buradaki kısa kenar olur. 24 santimetreyi de yazdık. Şimdi uzun kenarını hesaplayalım. Dikkat et lütfen. Bakın burası 8 santimetre. Hemen yazdık 8 santimetre. Burası da 8 santimetre. Şimdi karşıdaki uzun kenara lütfen dikkat et. Sehpanın uzun kenarına dikkat et. Onu da yeşil ile gösterdim sizlere. Tamamı 60 santimetre. Bak biz bu 60 santimetreden şu 8 santimetrelik parçayı çıkartırsak, şuradaki 8 santimetrelik parçayı çıkartırsak geriye uzun kenarı kalmaz mı? Hemen çıkartalım. 60'tan da hemen burada 2 tane 8'in toplamı olan 16 çıkartıyor ve 44 santim olarak buradaki uzun kenarı hesaplayabilirim. 44 santimetre. Bir dikdörtgenimiz var. Uzun kenarı 44 santimetre. Kısa kenarımız 24 santimetre. Bizden bu dikdörtgenin çevresini istiyor. Uzunla kısayı toplarım 68. 68'de de 2'yi çarparak çünkü dikdörtgenin çevresinde bir uzun bir kısa kenar var. Sonuca ulaşabilirim. 136 santimetre olur. Bir diğer sorumuz şekildeki CDN bir eşkenar üçgen ve çevre uzunluğu 63 santimetredir. Dikdörtgenin uzun kenarı 52 santimetre olduğuna göre boyalı bölgenin çevresi kaç santimetredir diyor bize. Şimdi boyalı bölgenin çevresi şöyle biraz daha büyütelim. Burada bazı öğrencilerde boyalı bölgenin çevresi nasıl oluyor onu çıkartamayanları görüyorum. Öncelikle bakın C'den N'ye geliyor. Boyalı bölgeyi sarıyla göstereyim sizlere. L'den M'ye, M'den N'ye, N'den D köşesine ve D köşesinde de C'de bitiyor. Şu boyalı bölgeyi şöyle bir kenara alalım sevgili öğrenciler. Tamam. Şimdi diyor ki bize dikdörtgenin uzun kenarı 52 santimetre ise bakın 52 santimetresini şuraya yazdım. 1,52 santimetreyi de buraya yazıyoruz değil mi? Şu kenar, şu iki de kenar kaldı. Bakalım onları da yapmaya çalışalım. Diyor ki şuradaki bilgiden yararlanmamız gerekiyor. Eşkenar bir üçgendir ve çevresi 63 santimetredir. Dikkat et ben oradaki 63'ü eğer 3'e bölersem bir kenarını bulurum. 6'da 3 2 kere var. 2 kere 3 6 çıkarttım 0 3 de 3 bir kere var. Bir kenarını buldum. Bakın burası 21 santimetre olur. Burası da 21 santimetredir. Burası da 21 santimetredir. Dikkat et lütfen. Yani oraya denk düşen şurası olur değil mi? 21 santimetre. Burası da yine 21 santimetre. Ne kaldı? Buradaki kenar kaldı. Şimdi CN kenarı 21 santimetre ya. Bu bir dikdörtgense dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşit olur. 21 santimetre ise o zaman LM'nin de burada 21 santimetre olması gerekiyor. Şimdi bizdeki burada boyalı bölgenin 5 tane kenarı var. 52, 52, 21, 21, 21. Şimdi 3 tane 21 zaten 63 ediyor. Onu yazalım. 2 tane 52 de 104 ediyor. Bu 5 tane kenarı toplayarak ben boyalı olan bölgenin çevresini bulabilirim. 4, 3 daha 7 eder. 6, 0 daha 6 eder. 1'i de aşağı indirdim. 167 santimetre olur. Bir diğer sorumuz Serhan çevre uzunluğu 340 santimetre olan kare şeklindeki bir kartondan bir kenarı 30 santimetre olan 4 tane kareyi keserek çıkardı. Kalan kartonun çevre uzunluğu kaç santimetredir diyor bize. Yapmaya çalışalım. 340 santimetrelik bir kare şeklinde bir kartonumuz var. Bunun bir kenarı önemli bizim için çevre verilmişse. Karede 4 tane eşit kenar olur. 4'e bölüyorum hemen bunu. 3'te 4 yok. 34'te 4 8 kere var. 8 kere 4 32 eder. Çıkarttım 2. 0 aşağıda. 20'de 4 5 kere var. 5 kere 4 20 çıkartır ve 0'ı bulduk. Demek ki her biri 85 santimetre. Şimdi 4 tane bölge çıkartmışsın buradan. 1 numaralı bölge, 2 numaralı bölge, 3 numaralı ve 4 numaralı bölge çıkartmışsın. Bunlar kare şeklindeymiş sevgili öğrenciler. Ve bunun da her bir kenarı 30 santimetre. Bak mesela şurası 30 santimetre. Burası da 30 santimetre. Artık bizim şunlarla işimiz yok. Çünkü bunlar çıktı. Gitti. Değil mi? Burayı bir silelim. Devam ediyorum. Aynı şekilde işlemleri şurada da yapabiliriz. Şunları da keselim. Şunları da keselim sevgili öğrenciler. Şunları da keselim. Ortaya böyle bir şey çıktı. 30'ar santimetrelik yerleri yazıyorum. Bakın 30 santimetre burada. 30 santimetre burada. Burası 30 santimetre. Yine burası 30 santimetre. Eksik olan yerler var. Orayı da yapmamız gerekiyor. Burası 30 santimetre. Burası 30 santimetre. Eksik olan yerler ne? Siyah çizgilerle kalan yerler var ya sevgili öğrenciler. Onlar. Onların 30 santimetre ile ilgili herhangi bir bilgi vermemiş. Şurayı da şöyle makas kısmını da alalım. Onu nasıl yapacağız peki? Onu da şuradaki bilgiden yapmamız gerekiyor. 85 santimetrelik bilgiden yapmamız gerekiyor. Şimdi burada bir şöyle düşün. Mesela mavi ile gösterdiğim yer bu karenin eski kenarı değil midir? O da 85 santimetre. Şimdi burası 30'sa, burası 30'sa 60. Bak burası 30'sa bak burada 30 olur. Burası da 30 olur. Şu tarafa ne kalır? 30, 30, 60. 85'e tamamlamak için bizim buraya 25 kalması gerekiyor. 25 santimetre. Aynı şekilde karşıda da var. Buranın da 25 santimetre olması gerekiyor. Aynı mantık yandaki kenarlar için de geçerlidir sevgili öğrencim. Bakın şöyle bir kırmızıyla gösterdim. Karemizin kesilmeden önceki hali sevgili öğrenciler tamamı 85 santimetre. Şimdi burası 30 santimetre ise, burası 30 santimetre ise aynı buradaki mantık burada da var. Siyah olan yerinde ne olması lazım? 25 santimetre olması gerekiyor. Burası 25 santimetre, burası 25 santimetre. Şimdi artı şeklinde olan kalan karton artı şeklinde olan kartondur. Bunun bizden çevre uzunluğunu istiyor. Bakın burada 4 tane 25 santimetrelik kenar var. 25 birincisi, bu ikincisi, bu üçüncüsü, bu da dördüncüsü. 25 çarpı 4 100 santimetre eder bir kere. Bir de 30 santimetrelik kenarlarımız var. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 30'dan 7, 30'dan 8. kenar. 30'dan 8. kenar. 30 kere 8 de 240 santimetrede oradan geldi mi? İşlem de yapabiliriz tabii ki. Zihinden yaptım ben. 100 santim ve 240 santimetreyi toplayarak 340 santimetreyi tekrardan bulabiliriz. Neye döndük? En başa. Yani çevre uzunluğu 340'tı. Yine 340 kaldı. Şimdi sorumuzun en başına dönelim sevgili öğrenciler. 340 santimetreydi. Kesmeler oldu. Yine 340 santimetreyi bulduk. Niye 340 santimetreyi bulduk biliyor musun? Şimdi bakın buradaki maviyle gösterdiğim yeri ben kestim. Daha sonra burada yeşille gösterdiğim yeri de kestim. Şimdi ben bu ikisini kesince ortaya iç taraftan başka kenarlar çıktı. Yani sen bu yeşil kenarı kestin ama onun tam karşısında onunla aynı uzunluğa sahip bir yeşil kenar çıktı. Evet sen şu mavi kenarı kestin ama onun tam karşısında aynı uzunluğa sahip başka bir kenar çıktı. Dolayısıyla kartonun çevresinde herhangi bir eksilme ya da artma olmadı. Dolayısıyla 340 santimetre olan çevre, tabi bu tarz soru için geçerli, tekrardan 340 olarak karşımıza çıktı. 80 metre kısa kenarı 50 metre olan bir parkın çevresine tel örgü çekilecektir. Parkın bir tarafına 2 metre 20 santimetre, başka bir tarafına 1 metre 50 santimetre genişliğinde kapı için açıklık bırakılacağına göre kapı için kaç metre tel örgü gerekir? Bir parkımız var. Dikdörtgen olduğunu anlıyorum uzun ve kısa kenarda. Uzun kenarımız 80 metre yazıldı. Kısa kenarımız 50 metre yazıldı. Öncelikle bunun çevresini bulalım. Uzun kenarla kısa kenarı toplarım. 80 artı 50 130 metre eder. 2 uzun 2 kısa kenar olduğundan dolayı 130'da hemen 2'yi çarpıyor ve çevresini 260 metre olarak buldum. Kapı için aralık bırakacak. Şöyle bir aralık bıraksın. Şurada da bir aralık bırakılsın. Bu aralıklar birinde 2 metre 20 santimetre. Burada da işte 1 metre 50 santimetrelik bir aralık bırakılacak. Aralıkların toplam boyu ne kadar ona bakalım hemen. 2 metre 20 santimetreyi yazdım. 1 metre 50 santimetreyi yazdım. Topluyorum hemen bunları. 50-20 daha 70 eder. 2 1 daha 3 eder. 3 metre 70 santimetre. Şimdi çevresine, bunun çevresine 260 metrelik bir tel gerekiyor ama kapı aralıklarına teli yapmamıza gerek yok. 3.70'i hemen çıkartacağım. Eksi işareti. Virgül, buralara da 0 koydum. 0'dan 0 çıkarsa 0 kalır. 0'dan 7 çıkmaz. 10'lu kaldım. 5 kaldı. Burası 9. Burası 10 olur. 10'dan 7 çıkarsa 3 kalır. Virgül, 9'dan 3 çıkarsa 6 kalır. 5'i aşağı indirdim. 2'yi aşağı indirdim. 256 tam %30. Yani 256 metre 30 santimetrelik bir tel örgü gereklidir. Bir diğer sorumuz, yandaki şekilde gösterilen kare şeklindeki kartondan 3 eş dikdörtgen kesiliyor. Bir dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetre olur? Şimdi bakın, burası bir kare zaten. Dikkat et buraya. Burası bir kare. Karenin bütün kenarları eşittir değil mi? O zaman burası 36 santimetre ise buranın da 36 santimetre olması gerekiyor. Burayı 3 eş parçaya bölmüşler. O zaman biz de oradaki 36 santimetrelik kenarı 3 eş parçaya bölelim. 3'te 3 bir kere var. 1 kere 3 3 çıkarttım 0. 6'da 3 2 kere var. 2 kere 3 6 çıkarttım ve 0'ı buldum. Aynı zamanda sen burada bu dikdörtgenin kısa kenarını buluyorsun. İçerisindeki bir dikdörtgenin çevre uzunluğunu istiyor senden. Uzun kenar 36, kısa kenar 12. İkisini topladım 48. 48'de de 2'yi çarpar. Bir tane dikdörtgenin çevre uzunluğunu 96 santim olarak bulabilirim. Bir diğer sorumuz, şekildeki küp açınımının çevre uzunluğu 168 santimetredir. Küpün bir ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir diyor. Şimdi bunun çevresini bulmak istiyorsak, bunun çevresinde kaç tane ayrıttan var onları bulmamız gerekiyor. Çevresinde içteki kenarları saymasın. Köşeden başlıyorum sevgili öğrenim. Bakın birinci kenar, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü. Beşincisi, altıncısı, yedincisi, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bunun çevresinde 14 tane kenar var. 168 santimetre ise 168'i 14'e bölerek bir tane ayrıt uzunluğunu bulabilirim. 16'da 14 bir kere var. Bir kere 14 14 eder. Çıkarttım 2, 8 aşağıda. 28'de 14 2 kere var. 2 tane 14 28 eder. Çıkarttım ve 0'ı buldum. Bir ayrıtının uzunluğu 12 santimetre olur. Bir diğer sorumuz, yandaki karenin çevre uzunluğu 96 santimetredir. LPK ikizkenar üçgeni çevre uzunluğu 54 santimetredir. Boyalı bölgenin çevresi kaç santimetredir? Şimdi orada gördüğüm bütün kenarları ben bulduklarımı yazmak istiyorum. 96 santimetreymiş bu karenin çevresi. 96'yı 4'e bölerek bir kenarını bulabilirim. Fazla uzatmıyorum. 24 santimetre. Bakın MS kenarı karenin kenarı 24. Burası da 24 santimetre. Burası da 24 santimetre. Burası da yine 24 santimetre. Diyor ki LPK ikizkenar üçgen. Bunun çevre uzunluğu 54 olduğuna göre. Yani şuradaki iki tane kenarın birbirine eşit olduğunu söylüyor. Çevre uzunluğu 54 ise 54'ten LP kenarı olan üstteki kenar çıkartırsam geriye 32 tane eşit kenar kalır. 30'u da 2'ye bölerek 15 santimetreyi bulabilirim. İşte sana burası 15 santimetre. Burası da 15 santimetre. Şimdi baktığımız zaman boyalı bölgenin çevresi. Dikkat et lütfen. Boyalı bölgede 24, 24, 24. 3 tane 24, 72 santimetre eder. 2 tane de 15'er santimetrelik kenar var. O da ikisi de 30 eder. Bunların toplamı bana boyalı bölgenin çevresini verir. O da 102 santimetre olur.